Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konumuz devletin tarafsızlığı veya başka bir adla kamu bilinci. Bir insanın kamu görevlisi olması ona ne gibi sorumluluklar yüklüyor? Acaba devletin dini olmaz fakat mesela ırkı olur mu? Resmi dili olur mu? Resmi ulus kimliği, devlet kimliği olur mu? Esasında tam anlamıyla demokratik cumhuriyet ne demektir? Bu devletin tarafsızlığı ve kamu bilinciyle alakalı bir olay. Türkiye'de 1928 yılında anayasadan devletin dini mübini İslam'dır cümlesi çıkarıldı. Daha önce 1921 anayasasında, 24 anayasasında devletin dini mübini İslam'dır yazıyordu. Ve resmi din vaaz ediliyordu. Bunun 1928 yılında kaldırılması devletin dinler karşısında tarafsızlığı ve hepsine eşit mesafede durması ile açıklanıyor. Ancak bu yeterli mi? Sadece devletin kimliğinden, resmi kimliğinden dini çıkardığınız zaman devlet bütün dinler karşısında eşit mesafede olur diye varsayıyorsunuz. Halbuki devletin resmi kimliği olarak anayasadan dini çıkarılması, dinin bu topraklardan, bu ülkeden kazınması veya dinin yok edilmesi anlamına gelmiyor. Din sadece herkese ait bir ortak kurum olan devletin kimliği olmaktan çıkarılıyor. Devlet tarafsız olması için bütün dinler karşısında eşit mesafede durması için bu gerekli. Tamam, bu anlaşılıyor. Bunun İslam dini açısından da problem teşkil edecek bir tarafı yok. Çünkü İslam dinine göre de halkın, toplumun bir dini olabilir. İnsanlar çeşitli dinlere inanabilirler ve çeşitli mabetlere gidebilirler. Ancak herkesin ortak kurumu olan devletin adalet dışında herhangi bir şekilde resmi kimliği olmaması gerekir. Yani devletin dininin adalet olması gerekir. Eğer illa bir dini olacaksa bu adalet olabilir. Çünkü herkesi ilgilendiren ve herkese lazım olan, inanana da inanmayana da, dindara da ateiste lazım olacak olan şey adalettir. Yani herkese hakkını vermek veya kimsenin hakkını yememek ve yedirmemek. Peki devletin dininin olmaması gerçek bir demokratik cumhuriyet için yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Devletin dini olmadığı gibi devletin bir ırkı, etnik kökeni, bir kabilesi de olmaz. Devlet mevcut ırklardan, etnik kökenlerden herhangi birisini de kendisine resmi kimlik olarak tanıyamaz. O hususta da tarafsız olması gerekir. Ve nasıl ki din kişilerin vicdani işi olarak yorumlanıyor, bu şahıslara kalmıştır. Devlet bunu bir kamu kimliği olarak kabul edemez. Şahıslar bunu kendi vicdanlarında yaşarlar. Şahsi bir meseledir din deniliyor. Aynı şekilde ırkın da böyle olması gerekir. Devlet herhangi bir ırk, üst kimlik, etnik köken, kavim, kabile, ulus, millet adını da kendisine resmi kimlik olarak almamalıdır. Onu kendisinin resmi
kimliği olarak kabul etmemelidir. Oysa ki baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yok ama resmi ırkı var. O da Türk. Türklük. Çünkü devlete Türk devleti deniliyor. Ve o devletin yaşadığı coğrafyaya Türkiye deniliyor. O coğrafyada yaşayan insanların tamamına da Türk milleti deniliyor. Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı ile bağlanan herkese de Türk ismi takılıyor ve devletin resmi dilinin de Türkçe olduğu söyleniyor. Şimdi burada işler karıştı. Devletin dini olmayacak derken, din tamamen şahıslara bırakılacak, kişilere bırakılacak derken, ırk, ulus, etnik köken, üst kimlik çağrıştıran ve yeryüzünde çalışan, yeryüzünde yaşayan belli bir insan topluluğuna etnik, ırksal isim olarak konulan bir ad, devletin de resmi kimliği ve adı haline getiriliyor. İşte gerçek bir demokratik cumhuriyette bunun da olmaması gerekir. Devletin dinlerden, mezheplerden, ırklardan, kavimlerden, milletlerden, uluslardan ve o coğrafyada yaşayan tüm etnik kökenlerden, hatta cinsiyetten, milliyetten tamamen arınması ve kendisini adalet dışında herhangi bir şeyle tanımlamaması gerekir. Gerçek anlamda demokratik cumhuriyet budur. Ve nihayetinde bu olmadığı sürece de Türkiye'de sorunlar bu şekilde devam edecektir. Türkiye'de bu topraklarda yaşayan insanlar diğer insanlardan kendilerini ayırmak için birkaç resmi sıfat kullanıyorlar. Mesela biz Müslümanız ama diğerleri Müslüman değil diyorlar. Mesela Ruslar Müslüman değil, kuzey komşumuz. Batı komşumuz Yunanlılar Müslüman değil. Onlara karşı biz Müslümanız diyerek bir tepki biçimlenmesine dayalı kimlik oluşumu söz konusu oluyor. Ve o kimlik bu coğrafyanın bir arada tutucu özelliği haline dönüştürülüyor. Sonra Müslümanız dedikten sonra Türküz deniliyor. Biz Türküz, Türkçe konuşuyoruz, Türküz deniliyor. Sonra bu da yetmiyor, mezhebe kadar iş iniyor. Sünniyiz deniliyor. Hatta Sünnilerin içinde de Hanefiyiz deniliyor. Müslüman, Türk, Sünni, Hanefi, Osmanlı'dan beri devam ede gelen, egemen, çoğunluğu teşkil eden kimlik olarak görülüyor. Ve Türkiye'nin millet olarak, ulus olarak, devlet olarak resmi egemen çizgisinin bu olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunlar dışındakiler ister istemez ve mecburen ulus devlet mantığının gereğince ötekileşmek zorundadırlar. Çünkü siz kendinize İslam devleti, Müslüman devlet, Müslüman millet dediğiniz zaman Müslüman olmayanlar orada ötekileşirler. Türk dediğiniz zaman Türk olmayanlar ötekileşir. Sünni dediğiniz zaman Sünni olmayanlar ötekileşir. Mecburen ötekileştir. Çünkü devleti ve ulusu bununla tanımlıyorsunuz. Devlet ve ulus tanımını bir din, bir mezhep ve bir ırk, bir etnik köken üzerinden kuruyorsunuz. İster istemez bunun üzerine kurduğunuz için bunun dışında kalanlar gayri resmi olmak durumundadırlar. Halbuki hepsinin de devletin kimliği olmaktan çıkarılması gerekir. Bunlar şahsi meselelerdir. Mesela Müslümanlık kişinin şahsi meselesidir. Türk olması da şahsi meselesidir. Sünni olması da şahsi meselesidir. Bunların hepsi şahsi meselelerdir. Kamu kimliği olamazlar. Tüm kamuyu herkesten vergi alınarak oluşturmuş olan devleti bununla veya bunlarla bu üçü birden tanımladığınız zaman bunun dışındakiler kendilerini öteki hissetmek zorundadırlar. Ve işte buradan sorunlar
baş gösteriyor ve türlü sorunlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle bugün Türkiye'de Müslümanlık, Yahudilik, Hristiyanlık, Süryanilik, Mecusilik, hangi din varsa onlarla ilgili meseleler, sonra Türklük, Kürtlük, Ermenilik, Arnavutluk, Çerkezlik, hangi etnik kökenler varsa onlar, keza Sünnilik, Alevilik gibi mezhepsel sorunlar Türkiye'nin en önemli sorun kalemleri arasında yer almaktadır. Ve bunlar ikide bir sürekli sorun olarak gündeme gelmekte ve çoğu da hala devam etmektedir. Şimdi bu sorunu çözmek için ne yapmak gerekir? Devletin tamamen tarafsız hale getirilmesi gerekir. Devletin kendisini herhangi bir din, mezhep, etnik köken, ırk, kavim ile tanımlamaması gerekir. Bu tanımlanmalara karşı tanımlanması gerekir. Ve devletin hepsinin karşısında eşit mesafede olduğunun söylenmesi gerekir. Bunun böyle olması gerekiyor çünkü devlet ortak bir kurumdur. Müslümandan ve Müslüman olmayandan, Türk'ten ve Türk olmayandan, Sünni'den ve Sünni olmayandan alınan vergilerle ayakta durmaktadır. Ve Türkiye'de sadece Müslümanlar var değildir, Müslüman olmayanlar da var. Oranı önemli değil. Sadece Türkler değil, Türk olmayanlar da var. Sadece Sünniler değil, Sünni olmayanlar da var. Hatta sadece erkekler, cinsiyet bakımından da devletin kimliği olamaz. Ataerkil, erkek yanlısı bir devlet de söz konusu olamaz. Sadece erkekler değil, kadınlar da var. Şöyle düşünün, biraz daha mizahi olarak ele alacak olursak daha iyi anlaşılır mevzu. Devletin resmi futbol takımı olabilir mi? Mesela devlet dese ki devletin resmi futbol takımı Fenerbahçe'dir. Veya Beşiktaş'tır veya Galatasaray'dır. Devlet mevcut onlarca, yüzlerce birincilik, ikincilik, üçüncü takımlarından birincilikteki bir takımı kendisinin resmi yandaş olduğu, arkasına durduğu futbol takımı ilan ediyor. İster istemez diğer takımlar ötekileşmek durumunda. Çünkü diğer takımların tamamından aldığı vergilerle bir takımı destekliyor, onun arkasında duruyor. Dinler de böyledir. Mezhepler de böyledir. Kavimler, kabileler, ırklar, etnik kökenler de böyledir. Hatta cinsiyet de böyledir. Ve hatta şahıslar da böyledir. Kişiler de devletin resmi kimliği olamaz. Mesela Atatürk Cumhuriyeti deniliyor. Cumhuriyet bir tek kişiye hasrediliyor. Onun cumhuriyeti olduğu söyleniyor. Bu da olamaz. Gerçek bir demokratik cumhuriyette cumhuriyet kişiler karşısında da tarafsız, eşit mesafede olmak durumunda. Velev ki o kişiler bu cumhuriyetin kurulmasına katkı sağlamışlar. Birinci derecede rol aynen oynamış olsalar bile. Çünkü mesela İstanbul'u fethetti diye Fatih Camisi'nde şu anda türbesi ve mezarı bulunan ve orada ebedi istirahatgahında yatıyor olan Fatih Sultan Mehmet devletin resmi kimliği olabilir mi? Çünkü İstanbul'u o fethetti. Devletin bu olaylara gelmesine, imparatorluğa dönüşmesine falan o vesile oldu diyerek Fatih kanunnamelerini devletin ezeli ve ebedi kanunları haline getiremeyiz. Bu şahsi meseledir. O orada yatar, insanlar zamanı geldiğinde onu anarlar, onun üzerine dernekler kurulabilir, onu sevenler olabilir. Hatta ondan ilham alarak siyasi hareketler bile olabilir, partiler kurulabilir. Fakat seçimlere giren kazandığı takdirde gelir, 4 yıl ülkeyi idare eder ama 4 yıl sonra gitmek zorundadır. Ezeli ve ebedi olarak onun kanunları burada geçerli olacak diye bir kural yoktur. Aynen Mustafa Kemal Atatürk de böyledir. Atatürk Cumhuriyeti olmaz. Demokratik Cumhuriyet olur. İslam Cumhuriyeti olmaz. Türk Cumhuriyeti olmaz. Adalet devlet olur. Demokratik Cumhuriyet olur.
yani herhangi bir ırkın, dinin, mezhebin, kişinin, şahsın adına tüm insanlardan vergi alınarak oluşturulan devletin ve hatta ulusun kimliği bunun üzerine bina edildiği zaman diğer herkes ötekileştirilmek durumunda ve devlet adına ana kimlik, temel paradigma, resmi çizgi haline getirdiğiniz her neyse, dinse din, mezhepse mezhep, kişi ise kişi, etnik kökense etnik köken, ırksa ırk, devletin zorbalığıyla başkalarına dayatılmak durumundadır. Devlet zor kullanma yetkisini kendinde bulunduran kişidir. Ancak kurumdur. Ancak devlet zor kullanma yetkisini adalet adına kullanır. Adaletin dışında hiçbir şey için zor kullanma, işkence yapma serbest bırakılmış olamaz. Sadece adaleti sağlamak için devlet dediğimiz kurum vardır. Bundan başkasına da ihtiyaç yoktur. Hatta eğer adalet insanlar arasında kendi kendine sağlanabilse, bir devlet kurmadan toplum kendi kendine, kendi arasında adaleti sağlayabilse, devlete de gerek yoktur. İnsanlar bulundukları yerlerden ve mahallelerden kendi kendilerine küçük birimler halinde örgütlenirler ve adaleti kendi kendilerine sağlarlar. Bir baş seçmeye, ortak bir kurum oluşturmaya o zaman gerek bile yoktur. Neden? Çünkü en iyi hükümet en az hükmeden hükümettir. Hatta en iyi hükümet hiç olmayan hükümettir. Çünkü halk üzerinde hükmetmek, hegemonya kurmak, vergi toplamak, onlarla geçinmek iyi bir şey değildir. İbn Haldun'a göre devlet insanın kötücül tarafından çıkmıştır. Kökeninde yatan duygu da hırs, tahakküm ve hegemonya. Bu nedenle devletlerin ana bildiğine sınırlanması, çok sıkı bir şekilde denetlenmesi, herhangi bir din, mezhep, kavim, ırk, kişi, cinsiyetle de tanımlanmaması gerekir. Gerçek anlamda demokratik cumhuriyete ulaşmamız için bu şarttır. Bunun dini kaynaklarda da ilham aldığı yerler vardır. Medine Sözleşmesi bunlardan birisidir. Kurulan Medine'deki yönetimin herhangi bir şekilde dini, ırkı, mezhebi, kavmi vazedilmemiştir. Herkes eşit mesafede duran, bütün kabileler karşısında tarafsızlığını koruyan bir anlayışla hareket edilmiştir. Bunu daha sonraki konuşmalarımızda biraz daha teferruatlı bir şekilde anlatabiliriz. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımız burada sona erdi. Kamu bilinci ve devletin tarafsızlığı üzerinde durmaya çalıştım. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın.